Merhaba arkadaşlar. Bu sefer kısa bir bölüm yayınlayacağım çünkü evden upload yapacağım. O yüzden dediğim gibi kısa bir bölüm olacak. Bu bölümde ne yapacağım? Bu bölümde bize hayvanların, daha doğrusu bizim evimize, şu malikanemize saldırmalarını engellemek için dikenli tel yapacağım tahtadan. Ne kadar faydası olur bilmiyorum. Faydası olur gibi söyleniyor. Şimdi buradan dikenli teli bulalım. Öncelikle. Şu, evet. Ahşaptan. Engramı öğreneceğim. Onun haricinde de yine bir iki şey daha yapmayı planlıyorum. Bakalım. Çok uzun sürmezse yapacağım. Şimdi o dikenli tel için ne kadar malzeme istiyor? 40 odun. Yuh. 10 deri. Yuh. Lif falan istiyor. Çok fazla şey istiyor ya. Ben gerekli malzemeleri toplayıp işe koyulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar önce ne kadar büyük olduğunu görmek üzere şöyle bir tane denemelik oluşturuyorum. Şöyle envantere gelip 7 numara verelim. Çok da büyük değil aslında. Bayağı suyun içine de giriyor. Şimdi ilkini şuraya koyalım. Oo, bayağı bir haşmetli oldu. Biraz yamuğumsu oldu ama bayağı bir haşmetli oldu. Bakalım hayvanları gerçekten buraya gelmekten sakındıracak mı? Arkadaşlar biraz daha malzeme topladıktan sonra devam ediyoruz. Evimizi kapamaya. Şöyle yine yaptık. Allah'ım. Allah'ım çok çok dehşetengiz oluyor. Hayvanlar buradan geçene kadar biz onların akıllarını alırız herhalde. Öyle zannediyorum ki. Bakınız. Çok deli bir şekilde orayı kapatıyoruz. Güzel. Tabii ben burayı kapatıyorum ama buradan bizi nasıl geçeceğiz? Onu Allah bilir. Ama çok iyi kapadım ya. Daha yapabiliyor muyuz? O bayağı da yapabiliyoruz ha. Şunu da yapalım. Deli bir kapama yapıyoruz. Daha da yapamıyoruz. Şimdi öncelikle bir tane hayvan alıp şuradan nasıl geçiyor ona bakalım. Geçiyor mu, geçmiyor mu? Ya bunun eğri yok. Sen ne yapıyorsun? Geçmiyor. Şimdi bir dakika şuradan o ne lan? Parasaur mu onlar?
geçmiyor. Biz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yüksekten bakalım. Şu şekilde dikenli telimizin yarısını tamamladık, bir kısmını tamamladık. Şöyle kapının sağ tarafı çıkıştan, yine zor kapısının sağ tarafını tamamladık. Bu aşağıdan da sudan da devam edilebiliyor aslında. Fakat şimdilik orayı yapmadım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim elimizde gördüğünüz gibi şu elimdeki balta. İşte meşale, ondan sonra şu taş kazma aleti falan, bunların hepsi taştan yapılmış. Şimdi bunun bir de taştan değil de metalden olanı var. Bu metalden olanından yapmaya çalışacağım. Onun için de bir takım şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım ne gerekiyor. Engramlardan tabi açacağız. Taşlarla ilgili şöyle bir rafineri gibi bir şey olması lazım. Su deposu. Şuna benzer bir şey herhalde. Evet, rafineri ocağı. Yuh, 21 engram. Odun, saman, ayak kıvılcım tozu. Oha ya. Neyse, bunu yapalım arkadaşlar. 21 puanlık rafineri bakalım üretebilecek miyiz? Neymiş? Derimiz tamam. 20 odun, çakmak taşı ve taş lazım. 20 odun, çakmak taşı ve taş. Şimdi hayvanlarımızdan Trike'ımız çalışmaya hazır. Ümit ediyorum. Şimdi öncelikle odunumuzu alacağız. Sonra taş da tabii toplayacağız bu arada. En önemlisi taş zaten. Taşımız çok eksik. Bu arada şöyle yapalım. Şimdi hayvanın içinde odun var mı? Onu bir sağlayalım öncelikle. Yeterince odun var mı bakalım. Envantere gir. 5 tane odun. Toplam bende kaç odun var? 19. Bir tane daha odun yeterli. Gerisi de taş olacak. Çakmak taşı da istiyor herhalde. Binsene şuna ya, niye ben yokmuşum gibi davranıyorsun? Bayağı taş var. Al şunu. Bayağı taş var ama almıyor. 122 taş hiç az değil arkadaşlar. Deli gibi taş demek. Şu ana kadar 122 taş bir veya iki kez biriktirdik. O da isteyerek değildi gerçi ama. Şimdi bunları hayvana atalım. Nerede o taş? Bu arada trike yumurtamız da oldu bir yer arkadaşlar. Ben onu yedim aç gibi. Şimdi bir dakika, ne gerekiyormuş? Çakmak taşı 5 tane, 125 tane taş. Aa, önce bir şuraya vurmayı deneyelim. Tamam, çakmak taşı tamam. Şimdi sadece ve sadece taşa ihtiyacımız var. Taş içinde kıracağız, ne yapacağız? Tam zamanında kırılımı tebrik ediyorum. Atlayalım atımıza. Yeterince derimiz olsaydı parasaura ayırırdık. Parasaura eğer yapardık. Raptor eğerimiz var arkadaşlar. Kendimize hazırlık yaptık. Raptor eğerimiz var. Ama raptorumuz yok. Onu da iki kişiyken çok rahat bir şekilde avlayabileceğimizi düşünüyorum. Tek kişiyken biraz zor çünkü
Ben bir kere deneyeyim dedim. Bir de yanında eşi de vardı. Mahvettiler beni. Sonradan uğraşmadım hiç. Evet, buradan güzel taş çıktı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hala da çıkıyor. Bizim eleman bıraktı. Bayağı 7 tane taş diyor. 9 tane taş diyor. Buradan 50 tane toplarız herhalde yani ya da topladık. Baksanıza hiç taş maş yok. Hala bir şeyler topluyor bu. Varmış gibi. Şöyle buralarda da bayağı taş var. Oh. Oh. Bizim aslında hiçbir yer kırmamıza gerek yok. Direkt taşları bulduk. 20 tane. Şöyle koşalım. Çok yer kapladı mı ki? Tamam, buradaki taşlar bitti. Çıkar çıkar. Bakalım taş eksiğimiz kaç kaldı? Aa, oldu bile. Rafineri ocağını üret. Onu da 7 numaraya koy. Çok güzel be. Bir çekilir misin kardeş? Niye vurmuyorsam? Ağaca bak lan. 3 kez vurmam gerekti ya. Geçmemize izin vermesi için 3 kez vurmam gerekti. Enerjisi bitene kadar koşalım. Yoldan geçerken şunları da alalım tabii. Evet, fena durmadı ama evimizin görkemini biraz azalttı şu dikenli tenler. Bayağı da yüksek çünkü. Ama en azından şu uyuz hayvanlardan kurtulduk. Yani bazıları gelip direkt evimize saldırıyor. Onlardan kurtulmuş olduk. Trike'ımızı içeri sokalım. Lan inmeyeyim dedim. İndirdin beni ya. Alalım. Eğerini ötekine takalım. Öteki çünkü çok böyle dışarıda kaldı. Nerede bunun eğeri? Kafası dışarıdan görün. Ne oldu lan? Eğer nerede? Allah Allah. Eğeri kendi içine mi koyduk? Ne yaptık? Aldın mı? Aldım. Bu arada seviye de atlamış. Hemen envantere gidip enerjiye mi versek? Aynen, enerjiye verelim. Bu arada şuna da bir isim koyalım ya. Adı ne ki bunun? Obez fare, pardon. Şuna isim koyalım. Bunun adı da Tosun olsun. Tosun. Kabul edelim. Şimdi ben ne yapacaktım ha? Kapıyı kapatayım. Çekilin kızlar. Evet arkadaşlar, şimdi 7 numarayı alıp şuraya. Şu şekilde. Rafineri ocağı koyduk. Şimdi bu rafineri ocağının şu görselliği gayet güzel. Biraz daha geriye yapabilirdik. Görselliği gayet iyi. Bu bize şimdi metal ingot yapması lazım. Metal ingot.
Ama dur, neyse alayım da. Metal ingotla nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Taş mı koymak gerekiyor acaba? Ateş mi koymak gerekiyor? Ona da ben bir bakayım. Sonradan hemen geleceğim. Evet, metale iki tane metal koymak gerekiyormuş arkadaşlar. Metal ingot için. Şöyle. Metal nerede ama? Koydum. Odun, saman veya kıvılcım tozuyla aktif edilir diyor. Şöyle şunları aktif et ve ateşi yak. Evet, güzel bir görüntü oldu. Bakın nasıl saçaklanıyor. Nasıl kıvılcımlar, ufak ufak kıvılcımlar çıkıyor. Toz halinde görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada burada gübre oluşmuş mu? Oluşmamış. Peki burada gübre oluşmuş mu? Oluşmamış. O zaman devam ediyoruz. Şu ateşi yak. Ateşi yak da envantere gir. Külçe metal. Evet sevgili arkadaşlar. Külçe metalimiz oldu. Şimdi şu da olsun bari. Kısa sürede oluyor. O konuda sıkıntımız yok. Peki bizim öğrenmiş olduğumuz metal engramlarımız nerede? Yok. Hala yok. Onları anlamış değilim yani. Nasıl? Burada niye çıkmadığını anlamış değilim. Burada onların çıkması lazım. Engramlara bakalım. Öğrenen engramlar içerisinde onlar var. Bakın öğrenildi diyor. Ha, demirci yapmamız lazım üretebilmek için. Demirci. Şimdi demirciyi nereden bulacağım? O zaman tekrar en yukarı çıkalım. Buralarda değildir de şöyle demirci. Resimlerden de bakmaya çalışalım. Demirci. Evet, değişik sesler gelmeye başladı. Demirci. Demirci de... Aha. 18 engramda bunun için demirciyi üretmek için ne gerekiyor? 5 tane metal külçe, 50 taş, 30 odun. Güzel. Bilmiyorum, şunu envanterine girelim. Aa, üretememiş hala. Çabuk üret kardeş. Şuradan aslında şunların hepsini envanterimize alalım. Ben et tüketmem lazım. Açlığımı yatıştırmak için. Şöyle gelelim. Burada evet, yavaş yavaş elimizdeki kaynaklar tükeniyor sevgili arkadaşlar. Sende saman olması lazım. Şu samanı bana ver. Şu odunu da bana ver. Gayet de azmış samanı. Şuraya koyacaktık. Şu kömürü al. Bunu al. Şunu al. Nerede o saman? Al şu samanı. Al bunu da al. Ateşi de yak. Orada bana et hazırlasın. Yürü yavrum yürü. Fistanını sürü. Evet. O bayağı odun tükettik ve hala külçe oluşturamadık. Şimdi şurada toplam metal ne kadar var ona bakmamız lazım. Metal. Bak bakayım. İki tane burada. Metal sayımızdan şüpheliyim sevgili arkadaşlar. Oo, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Envantere girelim. Bir tane metal olduğu için herhalde bir şey üretmiyor. Şimdi nerede o metaller? Şunları şuraya al. Evet, bu şimdi üretir. Kömür alalım. Aynen. Şimdi hızlı bir şekilde üretir bence. Bu arada senden almadık mı? Aldık. Sen hala niye değişik işlerdesin? Şimdi 5 tane ona gerekiyor. Başka ne gerekiyordu demirci için? 30 odun ve 50 taş gerekiyor. İkisi de çok az. Şimdi tosunu alalım. Önce şunun bir eğerini alalım. Aldık. Tosunu alalım. Dostuncum. Bize taş lazım. Dostunum.
11 külçe. Bunu da alalım. Şimdi ova ova bunu da 8'e alalım. 8. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde şunu da bu köşeye mi alsak ya? Bu da bunun yanında olsun işte. Aman Allah'ım. Aman al. Şimdi buna nasıl? Metal kaz. Aa, direkt tıklayınca oluyormuş. Metal kazma için bir metal külçe. Bir odun, 10 deri. Bir metal külçe. Şöyle bölelim. Yani bir tane için şöyle yapıyorduk. 10 odun, şey, bir odun. Başka? 10 tane de deri. Şimdi her şeyi buluruz, deriyi bulamayız. Aynen. Şöyle 8 koyalım. Ya da şunu da koy ya. Sesin güzelliğine bak ya. Aman yarabbim. Hepsini envanterine al. Ve envanterimizde artık taş kazma olsun. Oh my god! Metalik. Benim şimdi bununla bir şeyler yapmam lazım. Bununla gidip çakmak taşı alayım ben ya. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptık. Ama bir deneme de yapayım. Şunu da kurtarayım oradan. Hayvanları severim. De oradan kurtarayım. Taş ama. Ne fark etti? Herhalde daha uzun süre daha dayan. Tamam. Reis sayemde kurtuldun. Akıllı ol. Bu ne? Seviye 27. Dur bakayım buna kaç vuracak. Lan vursana. Evet, 25 vuruyor arkadaşlar, hiç fena değil. 12, 25, 2 katı. Son anda mı öldü, bana mı öyle geldi? Lan yanlış yaptık ya, neyse. Evet arkadaşlar, bunu da yaptık. Buradan aşağı düşersek biz naneyi yeriz. O halde ne yapıyoruz? Bunlar hadi çiftleşsin de ben bunların bir yumurtasını alayım ya. Siz bir çiftleşin arkadaşlar. İlla benim mi olmanız lazım çiftleşmek için? Evet sevgili dostlar. Şimdi büyük değişimler yaşadık. Gördüğünüz gibi şurayı bir daha uzaktan göstereyim ya. Baktır baktır doyamıyorum. Evet gördüğünüz gibi dikenli telimizin yarısını yaptık. Bir takım hayvanlardan bizi koruyacak bunlar. Ondan sonra şurayı kapatalım. Bu ne? Evet, dodo yumurtası. Bakın. Dodo yumurtası. Çok besleyici. Besin değeri yüksek bir yumurta. Bu timsah var ya, timsah. Tipsiz bir tane timsah var, hiçbir şeye yaramayan. Onu tamelerken, eğitirken daha hızlı olmanızı sağlayabiliyormuş. Önemli mi? Bence değil. Onun haricinde ne yaptık? Değişiklik olarak. Bu arada burada güzel gübre çıktı mı, çıkmadı. Burada çıkmadı. Onun haricinde şu rafineriyi yaptık. Bu rafineriden külçe metal çıkardık. Külçe metali de buraya koyduk. Buradan da şu elimde görmüş olduğunuz metalik tıraş bıçağını ürettik. Şimdi ben gübreleri koyacağım. Sonra da sizlere veda edeceğim. Bakalım burada. Evet. Bir tane boşluk var. Şimdi şuna deli gibi büyük hayvan koyabiliriz. Şu ortaları al. Büyük hayvan nerede büyük? Bir tane büyük hayvan olması lazım. Büyük hayvan. Hayvan oğlu hayvan. Şuna, yok, küçüğü boş ver. Orta boy diyelim. Sonra şu bir tanesine de koyalım. Tohum var mı? Narko meyvesi tohumunu koyalım. Bunu da doldurabilecek miyiz bakalım. Galiba bunu da, evet, bunu da doldurduk. Hatta o zaman şuna da koyalım diyeceğim ama buna koyduğumuzun bir değeri olmayabilir. Şimdi nerede o narko meyvesi?
Bakalım İngiliz tohumunu koyduk. Elimizde etler var. O etleri de dışarı atalım. Ne oluyor lan? Üşüyor muyum? Oo, üşüyorum. İçeri girmem lazım. Ben kapıyı bulana kadar soğuktan donabilirim tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim kıvılcım tozumuz burada zaten elimizde. Şunların hepsini koyalım. Olduğu kadar olmadığı kadar. Tamam. Kömür de mi vardı? Petrol, pardon. Petrol koyacağız. Şunların yerini değiştir. Tamam, bunları koyduk. Hatta şurada da et var. Sonra... Gerçi bu spark powder pek yeteceğini zannetmiyorum ama... Şu yumurtayı da koyalım ya. Vay! Burada 7 saat, burada 9 saat. Bu çürüme süresi 11 dakika diyor. Bendeyken kaç dakika? 1 dakika. Neyse, bunların hepsi gidecek. Aa, bu arada 11 dakika diyor çünkü şey yok. Kıvılcım tozu yok. Kıvılcım tozu için de çakmak taşı ve taş lazım. Taş nerede? Taş kaç tane yapalım? Şu kadar yapalım. O bayağı da yaptık. Hepsini envanterimize alalım. Dolabımıza atalım şunu. Nerede? Şimdi kaç oldu? Şimdi 1 saat oldu. Nasıl 10 dakikaya? Neyse, ortalama 1 saat galiba. Evet arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi evi dolduruyoruz. Biraz yamuk gidiyorum ama bir dahakini tam köşeye koyarız. Evi dolduruyoruz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.